Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz canlarım? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizleri sorarsanız içimizde çok güzel bir iç huzur var. Neden bugün bilmiyorum. Rabbim hepinizi o huzurdan nasip eylesin. Ben ne yapıyorum şimdi? Poğaça hamuru yoğurup Urla'da belediyeye gideceğim. Şöyle bir kilo sütüm var. Hamuru yoğururken anlatayım isterseniz. Bir kilo sütümü ekliyorum. Cezvede de ısıttım birazını alıp burada. Epeydir poğaça yapmıyorum canlar. Bunu da yapayım şimdilik. Onun için bugün bir poğaça yapasım tuttu benim. Şöyle ölçülü verirsen daha güzel olur. 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şöyle çok da dolu olmasın. Çünkü biraz da şekerli olsun istiyorum. Yemek kaşığıyla da şeker ekleyeceğim. 1 2 3. Dolu dolu 4 kaşık yani canlar. Şöyle bir pakette mayam var. Ben hiç yumurta, su falan da eklemiyorum. Direkt ya Allah ya Bismillah değil. Yalnız yağım var. Bir de yağı ekleyeceğim. Gel anne. Anne. Annem. Çok arkalarda var gibi. Neyi var gibi anne? Kız. Yok ama anneciğim. Elini sokamayacağım. Ayaz yine bugün biraz kendini iyi hissetmiyor gibi, canlı varmış gibi hissediyormuş. Ekmek verdim bir parça. Limonlu tuz verdim. Ama Ayaz yine de susmuyor. O iki bardak da sıvı yağ, hayır görmesin. O yüzden boşalttığım şeyden dökmeyeyim. Direkt buradan döktüm. Şimdi unumuzu ekliyoruz canlar. Örgü poğaça yapmayı düşünüyorum. Bir de haşhaşlı yapmayı düşünüyorum. Zamanım olursa inşallah. Yağdan sanma arabayı. Bir bardak. İki bardak. Ne oldu annem? Şöyle 3 bardak. Kaç bardak olduğuna da bakalım. 4 bardak. 10 gün sonra ben 6 yaşına gireceğim. 5. 6. 5. Beni kafam karıştırdın Ayaz. 6. 10 yıl sonra ben 5 yaşında. 7. 6 yaşında. Şöyle 8 bardağı ekledim. Bir bardak da şöyle dursun. Daha bu yetmeyecek gibi gözüküyor ama. Bir bakayım canlarım. Evet hem de öyle. Gördün mü ya seni sıkıntı seni? Gördüm. Kaç oldu? 8 mi oldu valla? 9 mu oldu? Daha da yumuşak istiyor. Bu sevmedim. 2 bardak daha olur herhalde. Çünkü hamurumu birazcık şekil vereceğim için hafif katı olsun istiyorum. Yoksa ben poğaça hamurlarını çok yumuşak yoğuruyorum. Bu sefer hamura şekil vereceğimiz için azıcık da katı olsun istiyorum. Anne, vereceğim anne. Vermem mi ben sana hamur? Evet hamurum biraz daha yumuşak. Şu da şöyle tam bir bardak olacağını düşünüyorum. Ayarması içinde. Hamurunun da yumuşak olması gerekiyor. Ayalcığım şimdi tripodu biraz getir. Hamurumuzun kıvamını görsünler annem. Evet abilerim, ablalarım. Hah, buraya da göster. Dur tutma anne. Hamuru böyle yoğurarak hamurdan sesler geliyor çıtır çıtır. Şöyle kenarlarını toplayarak da hemen olur hamur. Evet. Ben böyle yoğurmaya devam edeyim canlar. Hamurumuzun kıvamı bayağı bir yoğrulacak. Şimdi bakalım hamurumuz biz gereksine kadar mayalanacak değil mi annem? Evet. Dolacak mı bakalım leğenimiz? Hadi gidelim anneciğim.
güzelliğine. Allah'ım, bu da nasıl tatlı olmuş rengi. İyice belirlenmiş artık rengi. Evet canlar, dışarısı çok soğuk. Şimdi ben ne yapacağım? Kaç tane yumurta yumurtlamışlar, ona bakacağım. Hepsini alayım bari. Kol bırakayım mı Ali? Kol bırak ya istiyorsan. Al hepsini al ya, bir şey olmaz. Değil mi? Yumurtluyorlar zaten. İyi. Maşallah artık başladılar. Azıcık azıcık alıyoruz. Poğaçalarımın yüzüne süreceğim şimdi canlar. 4-5 tane. Ali'm de tavukların suyunu değiştiriyorum. Sana da kolay gelsin, bana da kolay gelsin anne. Sağ ol anne. Oha, bugün çok güzel. Evet. Boncuğum, bakışına hele. Şunu boncuk sandım. Şu ileridekini boncuk sandım. Ha, bu boncuk. Evet, o boncuk. Baksana nasıl. Tasmasını da çıkarttın. Tasmasından daha iyi biliyordum. Kardeş gibiler aynı onunla. Tasması huylandırıyor bile. Kardeşler mi ki acaba? Ali, baksana çok benziyorlar. Bilmiyorum, olabilir. Ruhları bile benziyor. Abilerim, ablalarım karar versin. Hikaye üstüne geliyor. Şu tavuklara bakın ya. Yine geçmişler tavuklar. Anneciğim, onları bu tarafa al. Tamam, sularını temizleyeyim. Evet canlar, hamurumuzun mayası gelmiş. Çok sevindim. Hemen bezi alayım. Haşhaşlı yapacağım. Haşhaşımı da Afyon'dan getirdik, görüneceğim. Görüyorsunuz şöyle. Birazcık yağladım. Bu arada züklümden de ses geliyor. Fasulye yemeği kattım tencereye. O pişiyor. İçine de yine biraz da şeker attım. Şimdi şöyle bezeleri alacağım. Hamurum gerçekten çok güzel canlar, şöyle göstereyim. Öyle yapışmayan bir hamur. Büyük bir testi haşhaşlı yapacağım. Sonrasında da yine bakacağız. Canlar böyle aralarına kat kat şey yapacağım. Altına biraz un serpeyim, hamur yumuşak olduğu için. Allah, kollarımı sulamadan da iş yapamıyorum. Ağzını tutmuyor öyle. Şimdi bunun ağzını da kapatayım da hamurumu. Kaç örgüsü yapacağım şimdi. Nazilem. Şimdi bu oldu. Evet, böyle hepsinin katını sırayla yağlayacağım. Hepsini üst üste ekleyeceğim canlar. Evet canlar, bu dördüncü sıramız. Yine açmaya devam ediyorum. Böyle. Çok da aşırı unlamıyorum. Zaten hamurum çok güzel. Fazla yapışmıyor ama mayalı olduğu için tabii ki açması biraz böyle oluyor. Biraz daha acele ediyorum ki biraz daha mayalanması gerekiyor. Bunu da böyle son 4 bezemiz kaldı. Ev katına acaba bu poğaçalar kimlere kısmet olacak? Bakalım. Evde bir şeylerin yapılı olup durması beni çok mutlu ediyor. Bir de bizim evde sürekli tüketilen olduğu için hani ben de sürekli bir şeyler yapmak istiyorum. Hadi al bunu mutfağa götür. Kalmış ki şurada. Tamam. Şimdi yuvarlıyorum canlar. Şöyle şu şekilde. Evet. Böyle dinlensin. Böyle dinlensin şurada. Bir tane de bıçak getir annemsin. Şimdi sıra geldik. Saç örgümüzü. Bakalım. Nedir yapmıyorum ben. Şöyle birazcık alıp şöyle yapacağım. Tahtamız bir yağlansın. İlk önce hani de büyüksü yapacak var ya, onu getir. Şöyle. Bunu
böyle yapacağım. Sonrasında evet, bu daha güzel oldu. Şöyle bir tane de küçük yapacağım. Aslında bunları biraz yuvarlayıp bekletip de yapsak daha güzel olacak. Şöyle. Allah siz istedikten sonra hepsi çok güzel oluyor. Şöyle. Şöyle canlar, şöyle. Saç örgülerimizi görüyorsunuz. Şu şekilde. Hemen hepsini alıyorum. Biraz büyük olacak gibi. Bir tane küçük alıyorum. Şöyle. Hemen örmeye başlıyorum. Ve gördüğünüz gibi saç örgümüz devam ediyoruz. Çok keyifli gerçekten. Ben hamur işinden enerji alıyorum. Evde de dursam demek ki böyle hep hamur işi yapacağım. O da zararlı canlar. En güzeli işe gitmek. Evet canlar. Hamurum bitti. Ayalcığım orada oynama. Gel buraya. Anne ben burada oynamak istiyorum. Nerede oynamak istiyorsun? Ama koltuklara değdirme tamam mı anne? Tamam. Halicim sen de bunları götürebilirsin artık anne. Şu yağımızı da al götür. Tabii ki oklamamız. Her şeyimiz işi bitti. Şöyle. Yağlı kağıtlar da iyi oluyor canlar. İki tepsi düşünüyorum ama yine de belki fazla olur bir tanesi. Şey yapayım. Şöyle bunları şimdi yumurtanın sarısını süreceğim. Az bir sütle. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu haşhaşlı pazarda yine satıyordum canlar. Gerçekten seviliyordu. Görüntü olarak da güzel oluyor. Yalnız bir tepsiden fazla olur mu bilmem. Bayağı oldu çünkü maşallah. Tepsimi de görüyorsunuz. Tepsim de büyük. Anne. Annem. Bu hamur çok sert. Olsun o yumuşak sen oyna. Sert anne sert. Evet canlar gördüğünüz gibi. Bir içine açayım da bakayım. Aa! Yapışkan çıktı. Bu oldu artık. Kesme işlemine başlayacağız şimdi biz bunu. Şöyle hamurun görüntüsü bile yetiyor canlar. Annem. Ben de böyle kağıtlayacağım. Şöyle. Ben de böyle kağıtlayacağım. Keseceğiz. Tamam al. Onun içinde daha bir tane. Nasıl? Onun içinde var. Hayır hayır o değil. O değil. Orada var anneciğim. Yok. Böyle. Kıvırak kıvırak kesip. Şöyle. Böyle canlar. Fatih kes bakayım. Anneciğim. Dur. Kesik o zaten Ayazcığım. Kesik. Kesebilir mi böyle? Kesik bebeğim. Hangi? Gördüğünüz gibi. Anne. Böyle. Şimdi bunlar böyle birbirine yapışacak canlar. Şöyle bunları da hallettik. Üzerlerini de yağlayayım. Ondan sonra biraz beklesin bunlar. Güzelce mayalansın. Evet canlar. Gerçekten artık hamurumuz mayalanmaya başladı. Yumurtamın sarılarını aldım. Tavuklarımın yumurtasını görüyorsunuz. Azıcık da süt şöyle ekleyeceğim. Çok değil. Normalde haşhaşlıya ben pekmez yapıyordum.
Pekmezim olmadığı için onun da yüzüne birazcık yumurtanın sarısından süreceğim. Yoksa yüzü çok kızarmıyor onun da. Maşallah nasıl da güzel sarısı var. Şöyle yapıp ondan sonra elimde süreceğim. Fırçam da var ama fırçayla sürmeyi sevmiyorum ben. Elimle sürmeyi daha çok seviyorum. Ondan sonra üzerine, gel anneciğim bunların üzerine biraz şey at Ali. Şu yaptıklarımın üzerine. Ne? Bazısına susamak, bazısına da çörek otu at anneciğim. Şu bunlara yaptıklarımı. Heh. Al sen de öyle süsle. Selamünaleyküm ablalarım, ablalarım. Duymamışlar. Selamünaleyküm ablalarım, ablalarım. Aleyküm selam. Heh. İyi mi böyle? Anneciğim o susam değilmiş, götür onu. Ne bu? Isoto. Bir tane de isoto olsun bir şey oldu. He aynen. Hatamızı görüyor musunuz canlar? Çörek otuyla isotonun içerisine karıştırdım. Oraya değil annem, bu tarafa. Ha, bu taraftaydı. Orada herhalde çörek otu, baksana bir. Renkler birbirine çok benzediği için. Çörek otu siyah olacak Ali. Valla ben de çok sürüyorum herhalde, yetiştiremeyeceğim bak. Yani elim bu. Evet. Yumurtamızı sürme işlemimiz bitti canlar. Şimdi daha güzel mayalanır. Bunlar da valla birbirine yapışacak kadar olur herhalde. Bayağı bir büyüyecekler şimdi, bu yarım saat içinde mayalanacaklar. Evin içi de sıcak bu arada. Bunları da hemen şöyle kenarlarına süreyim. Tamam, güzel oldu annem. Eline sağlık. Abi. Şimdi bunlar böyle beklesin yarım saat canlar. Evet canlar. Örgü, saç modeli, poğaçalarımızı fırına gönderme zamanı. Oo. Yarım saat geçti. Şimdi bir güzel kabarsınlar. Evet. O piştikten sonra da hemen arkasından bunu göndereceğim canlar. Bu da iyice çöreklerimiz. Haşhaşlı çöreklerimiz kabarmaya devam ediyor. Piştikten sonra görüşelim canlar. Evet güzellerim. Saç örgüsü. Allah Allah Allah. Halkımızı sırmayı. Allah Allah. Nasıl güzel pişmiş. Evet canlar? Dostlar canlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Vallahi ben de işten geldim. Şimdi sıcak sıcak yiyeceğiz. Derman yemek de yapamam. Daha önce geceydim. Buyur, al. Ne? Gördünüz ha. İşte dostlar. Tamam. Canım çekti, aldım kızdı, gördünüz işte. Hemen bunu. Evet dostlar, Erman yemekte pişirmiş, çok sevdiğim yemek. Kuru fasulye yapmış. Aa. Ama muhtemelen bugün kuru fasulye yenmez, kuru fasulye yarına kaldı. Keşke çay koysan da bunu yiyseydiniz. Biz de hiç yemek aramıyoruz canına. Hamur olsun yeter ki. Şöyle vallaha denemeyen kalmasın diyerekten. Aman tanrım. Altta çok güzel pişmiş. Görüyorsunuzdur umarım. Çok güzel pişiriyor. Bunu hep kadara giderken böyle yapıyordum. Bunu götürelim köye. Köye götürelim bunu. Evet, burada bırakmayalım. Götüreceğiz. Olmazsa dün çiğ köfte satıyorduk. Bugün de şey satarız. Poğaça. Poğaça satarım. Böyle yaparız. Olabilir. Olabilir. Pazarlardan olmasın. Böyle yap. Ben pazarlardan çıkıyorum. Demin onu canlar. Gerçekten. Tanesi 1 liradan. Ama 1 lira kurtarmaz. 1 lira kurtarmaz ki. Evet kurtarmaz. Ne oldu annesi? Evet canlarım. Allah'ım hep adını da unutuyorum bunun. Haşhaşlı. Haşhaşlı çöreğim de oldu. Nayit bunun zaten testini yapmıştı sizlere ama bir de Ayaz'ım yiyecekmiş şimdi. Ayaz şeyi yemedi, görüyorsunuz canlar. Kat kat tel tel. Şöyle. Bu haşhaşlım da daha sıcak vallahi, neresinden alsam. Neresinden şey yapsam, gördüğünüz gibi. Gelin çok herhalde. Güzel kızartıyor ve şu şekilde göstereyim sizlere. Budur yani. Çok da güzel duruyor vallahi. Tel tel. Kat kat. Haşhaşlı. Ben böyle çok seviyorum Nayda. Sıcak ama ya orada. Sıcak. Bir de bunun tadına bak yine de. Seni yakayım şöyle. Bak hem de çok sıcaksın. Yanma bu kadar da. Bir şey olmaz. Bol haşhaşlı yaptım. Evet. Bu da süper olmuş. O da ikisi de güzel olmuş. Haşhaşlı. Eline sağlık. Ayazım da haşhaşlıyı çok sever. Zaten bugünlük bu kadar olsun canlar. Haşhaşlı ne de bana söylemeyin. Ama sıcak. Sıcak sıcak yanarsın.
sıcak bebeğim. Bebeğim sıcak. Sıcak ama şuna, biraz soğusun. Hayat haşhaşlıyı çok seviyor gerçekten. Her zaman soğusun bari. Altı çok güzel kızarmış canlar. Denemenizi tavsiye ederim. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun.